Hanem kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu ders videomuzda ise İslam mezhepleri tarihini işleyeceğiz. Ders videomuzun konusu ise deneme vize soruları arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nin e-kampüsteki deneme sorularını sizler için çözdüm. Umarım beğenirsiniz. O zaman hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize geçelim. Değerli arkadaşlar, Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Bölümünün deneme sınavının ikinci bloklama dersi din psikolojisi ile birlikteyiz arkadaşlar. Dersimiz hemen birinci sorudan başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi dinlerler arasında suç oranı düşük olmasının doğrudan bir sebebidir? Doğru cevap işlenen bir suçun sadece suç değil aynı anda günah olarak kabul edilmesidir ikinci soru belli bir dinin inanç ve öğretilerinin belli bir zaman ve şartlarda belli bir kişi grup ya da toplumun tarafından yaşanmasını ifade eden tanım aşağıdakilerden hangi kavrama aittir diye sorulmuş cevabımıza baktığımızda dindarlıktır üçüncü soruda arkadaşlar aşağıdaki durumların hangisi kutsallığın dilinin kutsallığın dilinin sabır, hikmet, ıstırap, ümit, sınırlılık, ilahi amaç, kader ve bunun gibi benzeri daha uygun bir hale geldiği durumlara örnek olarak gösterilebilir demiş. Cevabımıza baktığımızda sevilen birinin ölümüyle baş etmenin zorluğu karşısında. Dördüncü soruda Dindar insanlar hayatlarını inandıkları değerler istikametinde geçirmeye çalıştıklarından ahiret hayatında kendilerine vaat edilen mükafatlara ulaşacaklarını ümit etmekte, eksiklerinden dolayı bağışlanacaklarını ummakta ve ölümü bir yokluk olarak algılamamaktadır. Bu durum dindar insanlarda aşağıdakilerden hangisinin dindar olmayanlara göre daha az bulabileceğini işaret etmektedir? Evet cevapta ölüm kaygısı. Beşinci soruda sosyal normlara bağlılık çerçevesinde değişen ve dini içselleştirilmiş bir yaşam ve dünya görüşü olmaktan ziyade bir amaca götüren araç gözüyle yaklaşan din anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap dış güdümlü dini yönelim. Altıncı soruda araştırmalara göre ergenlik dönemindeki bireylerin model aldığı en güçlü etken aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap akranlar. Yedinci soruda aşağıdakilerden hangisi? Dindarlığın psikolojik kaynaklarından biridir. Doğru cevap itaat etmen. 8. soruda genel bir anlayışta aşağıdaki dönemlerden hangisi ergenlikte yaşanan dini şüphe kararsızlık ve çalkantıların durulmaya başlandığı ve zamanla ortadan kalktığı dönemdir? 22-40 yaş arası arkadaşlar. 9. soruda ülkemizde yapılan bir araştırmaya göre aşağıdaki sosyoekonomik ve dindarlıkla ilgili yargılardan hangisi doğrudur? gelir düzeyinin artmasına paralel olarak dini olan ilgi de azalmıştır. 10. soruda hangi kuramda yaş ve dindarlık arasında ters orantılı bir değişmenin söz konusu iddia edilmektedir? Doğru cevabımız ilgisizlik kuramıdır. 11. soruda takdir ve onay 2 pekiştirme 3 taklit 4 model davranış 5 sorgulama İlk çocukluk dönemindeki aile ilişkileri dini tutum ve davranışların biçimlenmesinde sosyal öğrenme yoluyla önemli rol oynar. Yukarıdakilerden hangileri bu dönemde etkin olan sosyal öğrenme kavramları arasındadır diye sorulmuş. Hemen bakalım. 1, 2, 3 ve 4. 4'tür arkadaşlar. Yani cevabımız C'dir. 12. soruda sosyal ekonomik düzey maddeli bir soru gelmiş gene. Sosyal ekonomik düzey iki cinsiyet 3 medeni durum 4 yaşam birimi 5 yaş dindarlığı etkileyen çeşitli demografik değişkenler bulunmaktadır. Yukarıdakilerden hangisi bunlar arasındadır diye sorulmuş. Cevabımızda ise hepsidir arkadaşlar. 13. soruda din kaç yıldır kurumsallaştırmıştır diye soru gelmiş. Cevabımızda 40 yıldır. 14. soruda fıtrat kelimesinin anlamı sorulmuş. Aşağıdaki seçeneklerden hangisidir? Cevabımızda inanma yeteneğidir fıtrat kelimesinin anlamı. 15. soruda dua, namaz, hac, kurban, kutsal kitabı okuma gibi dini uygulamalar dindarlığın hangi boyutunu oluşturur demiş. Cevabımız törenseldir arkadaşlar. 16. soruda aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de yaygın ya da örgün dini eğitimi veren başlıca kuruluşlardan biri değildir demiş. Cevabımız da anaokulu 17. soruda aşağıdakilerden hangisi dindarlığın etkileriyle doğrudan ilişkili değildir demiş. Doğru cevabımız dini eğitim düzeyidir. 18. soruda genel olarak cinsiyet ve din ilişkisiyle ilgili bulguların farklı çıkmasında aşağıdaki etkenlerden hangisi rol oynamaz demiş. Doğru cevabımız dinin cinsiyet vurgusudur. 19. soruda arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi genel olarak nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde yaşayan bireylerin daha küçük yerleşim birimlerinde yaşayanlara göre dine daha ilgisiz ve uzak durma nedenlerinden değildir demiş. Doğru cevabımız da sosyal kontrol mekanizmaların artan etkisidir. 20. soruda arkadaşlar ergenlik ve ilk yetişkinlik döneminde dini olan ilginin zayıflamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Doğru cevabımız ölüm korkusu ve ikinci deneme dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli arkadaşlar ilahiyat bölümümüzün İslam mezhep tarihi olan deneme sınavımızın ikinci videosu arkadaşlar o zaman hiç zaman kaybetmeden ders videomuza başlayalım hangisi bir bilim dalı olarak İslam mezhepleri tarihinin temel amaçlarından biridir Müslüman toplumların doğru cevap Müslüman toplumların farklı açılardan potansiyelini tespit etmektir arkadaşlar İkinci sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi farklı fikir ve düşünceler üzerinde uzmanlığı bulunan bugünün değişiyle meslepler tarihçilerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Doğru cevabımız Eshabül Malakattır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ise aşağıdaki kavramlardan hangisi mezhep ve grupların ayrılıkçı özelliklerini fırkalaşma eğilimlerini öne çıkarmaktadır. Doğru cevabımız ehli Furkat'tır. Dördüncü sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi farklı din mesef fıkra ve felsefi ekolleri tanımak, onların düşüncelerini tanıtarak ilk bulunmak, bunların nakil ve bunların nakil ve akıl zemininde çürütmek amacıyla en fazla eser üreten müntezile alimler arasından değildir diye sormuştur. Nehbatti değildir arkadaşlar. Doğru cevap Nehbatti. Beşinci sorumuzda ise İtikadül Frakil Müslümin Vel Müşrikin adlı kitabında 73 fıkra hadisini merkeze alarak alan ve yenilik yaparak mezheplere ilaveten ehval Sufiye başlığı altında sapkın adaleti altı tasavvufi akımı sıralayan ve hakkında kısa malumat veren yazar Fahrettin Razi'dir. Doğru cevabımız. Altıncı sorumuzda ise haricilerle ilgili verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Doğru cevabımız sert mizajları onlara daima başarı sağlamıştır. Yedinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkışında psikososyal psikosos Picasso, sos, Picasso, Pikiso, sosyal nedenler arasında sayılmaz? Doğru cevabımız inanılan dinin siyasi gelişimi. 8. soruda ise Hz. Muhammed'in vefatından sonra Medineli ensarlar halife tayin için nasıl bir yol izlemişlerdir? Doğru cevabımız Said bin Ubade'yi desteklemişlerdir. 9. sorumuzda ise ensar'ın ilk halife olarak üzerinde uzlaştığı isim aşağıdakilerden hangisidir? Saat bin Ubeyde'dir. Doğru cevap. 10. sorumuzda ise Hazreti Ebu Bekir'in halife olduktan sonra üstesinden gelmesi gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisi olmuştur? Doğru cevabımız Hazreti Muhammed'in ölümünden sonra zekat vermeyi kabul etmeyerek dinden dönen kabilelerle mücadele etmektir. Doğru cevap. 11. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi insan tabiatının kaynaklanan din anlayışının şekillenmesini etkileyen faktörlerden değildir demiş. Doğru cevap sınırların genişlemesi sebebiyle başka medeniyetlerle karşılamak. 12. soruda 657 yılında Hz. Muaviyedenin ve Hz. Ali'nin ordular arasında meydana gelen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız sıffindir arkadaşlar. 13. sorumuz Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye tarafları arasında meydana gelen savaş sonrasında Hazreti Ali taraflarını ikiye bölen olay aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevap tahkim olayıdır. 14. soruda Hazreti Ali döneminde Müslümanlardan ayrılarak Harura'da toplanan 12.000 dolayında harici kitle aşağıdaki isimlerden hangisi namaz kıldırmak için seçmiştir? Doğru cevabımız Abdullah bin Kevval Yeşuruki'dir arkadaşlar. 15. soruda aşağıdakilerden hangisi İslam coğrafyasında ortaya çıkan ilk büyük mezheplerden biri değildir? Doğru cevap Doğru cevabımız ibadiyedir. 16. 16. sorumuzda ise maddeli bir soru geldi. Birinci maddemize mürteki bir kebiri Allah'ın sıfatları iradi fiiller Kur'an'ın mahluk oluşu gibi tartışmalar üzerine iç siyasi bir fikri itilaflar. İki varlığın mahiyeti cevher araz hareket sükun gibi konular üzerinde dış felsefi etkenler. 3 büyük günah işleyen bir kimsenin mümin sayılıp sayılmayacağı hakkında tartışmaların çoğalması yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri müntezili fikirlerin ortaya çıkışında etkili olmuştur? Doğru cevabımız 1 ve 2'dir. 17. soruda ise 73 fıkra hadisinde geçen sevade azam büyük kabalık ifadesi hangi mezhep için kullanılmaktadır? Doğru cevabımız sünniliktir. 18. soruda müteşabin ayetleri tevilden çekinmeye sefilikte ne isim verilir? Doğru cevabımız imsaktır arkadaşlar. 19. soruda ise aşağıdakilerden hangisi reyin tanımıdır? Doğru cevap düşünüp taşındıktan ve doğru olan ciheti anlamak için tartışmada bulunan bulunduktan sonra varılan kanaat veya görüşüdür. Arkadaşlar ezan okunuyor inşallah sesimi duyuyorsunuzdur. 20. soruda ise şairliğin Hazreti Osman dönemindeki fitne olaylarına bağlı olarak ortaya çıktığı görüşünde olanlar daha çok hangisine göre hareket etmektedir? Doğru cevabımız arkadaşlar İbn-i Sebe. Değerli arkadaşlar videomuzda son iki soru kalmıştı. Kesemedim. Bu arada da ezan okunuyor. Bir sonraki deneme videomuzda görüşmek üzere. Değerli arkadaşlar İlahiyat Fakültesinin Anadolu Üniversitesi'nin İslam Mezhepleri Tarihi 3. deneme sınavımız arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum E-Kampüs'ten deneme sınavlarını sizler için çözüyorum. O zaman hiç vakit kaybetmeden birinci sorudan hemen başlayalım. Aşağıdakilerden hangileri İslam mezhepleri tarihini amaçları arasında yer alır demişler. Birinci madde İslam düşüncesinin en önemli kaynaklarından olan çeşitli mezhep akım ve cemaatleri geçmişe uzanan bir perspektif içerisinde tüm yönleriyle araştırmak. İkinci maddemiz ise İslam İslamiyet öncesi Müslümanların sahip oldukları değişik düşünce biçimlerini daha iyi anlamımızı sağlamak. Üçüncü madde ise yeryüzündeki Müslüman toplulukların dini, siyasi, sosyolojik ve psikolojik bakımlarından potansiyel, saf ve kuvvetlerinin ölçümlemesinde çok önemli verileri bulup çıkarabilmektir. Dördüncü madde ise mezhep ve dini grupların tarihte bıraktıkları olumlu ya da olumsuz izleri görünür kılarak bugün ve geleceğimiz açısından önemli dersleri toplum ve bir bilhassa etkili kişilerin önlerine koymak. Doğru cevabımıza baktığımızda 1, 3 ve 4. maddedir arkadaşlar. Bunu güzelce şaşırmadan cevaplıyoruz. İkinci sorumuzda ise mezhep tarihine yardımcı olan din fenomenolojisini disipliniyle ile ilgili aşağıda yer alan ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci madde dinleri ve mezhepleri diğerleriyle karıştırır. İkinci madde ise tasvirci bir yöntem kullanılır. Üçüncü madde dinler tarihinden ve mezhepler tarihinden veri sağlar. Dördüncü madde mukayeseler yapar ve böylelikle onları anlamaya çalışır. Doğru cevap 3 ve 4. şıklardır arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi El Milal ve Nihal adlı kitabın yazarı sorulmuş. Doğru cevabımız Şehristani'dir arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda ise arkadaşlar aşağıdakilerden aşağıdaki terimlerden hangisi çağrıştığı anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? Doğru cevabımız ehli hevadır. Beşinci soruda Hak mezhep arayışı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi anlam içeriği bakımından diğerinden farklıdır? Doğru cevabımız ehli istikamet. Altıncı soruda mezheplerin oluşumunda kişinin yaşadığı toplum çok etkilidir. Çöl toplumunun hangi huyu harici mezhebinin doğuşuna zemin hazırlamıştır? Doğru cevabımız çöl insanına mahsus sert ve katı kişiliktir. Yedinci soruda bedevilerin çöl ortamının ürünü olan sert kişilik ve mizaçları yeni dini algılama biçimlerine doğrudan tesir etmiştir. Bu durum aşağıdaki mezheplerden hangisinin doğmasına neden olmuştur? Doğru cevap hariciliktir. 8. soruda ise aşağıdakilerden hangisinde Hazreti Ömer'in vefatından sonra halife olacak kişinin belirlenmesi için tayin ettiği şura heyetinin isimleri doğru bir şekilde verilmiştir. Arkadaşlar bu soru gelebilir. Çok dikkat edelim cevabına. Biraz da bir karışık gelebilir size ama cevabımız E şıkkı. bir Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Saad bin Vakkas, Hazreti Abdurrahman bin Aftır arkadaşlar. 9. soruda ise haricilerin sert mizaçta olmaların din anlayışlarına doğrudan yansıması ve mezheplerin oluşumunda etkili olan sebeplerden hangisi için bir örnek gösterilebilir? Doğru cevabımız insan tabiatıdır arkadaşlar. 10. soruda Basra hariciliği kim tarafından kuruldu? Doğru cevabımız Misar bin Fedeki et temimidir arkadaşlar. 11. sorumuza süreç içerisinde varlığını sürdürebilen tek Süreç içerisinde varlığını sürdürülebilen tek harici fıkra aşağıdakilerden hangisidir? Doğru cevabımız ibadiyedir arkadaşlar. 12. sorumuzda yine e, yorum sorusu gelmiş bize. Hemen bakalım yönetimi ve toplum ıslahı için hariciliğin ihsan isyan fikrine karşı çıkışı sünnet siyaset anlayışı için sağlam bir temel teşkil etmiştir. Haksızlık karşısında suskunluk ve tepkisizliği de onaylamamış. Nasihat yöntemini uygulamış. Emevi idarecilerine yazdığı mektuplarda yapılan yanlışları eşleştirmiştir. Toplumda fitneye yol açan unsurlardan tümüyle kaçılması gerektiğini örgütlemiş. Hatta bu konuda Hazreti Ali'yi bile hatalı bulmuştur. Yine onun günah sahibi Müslümanı İslam dairesi içinde görmesi ve insanın fiillerinden kaderin mutlak birliğiceği yani cebir etmesinde Sünnilik için önemli önemli referansları teşkil etmiştir. Verilen bilgiler aşağıdakler aşağıdaki hangi kişiler için söylenebilir? Doğru cevabımız Hasan El Basri'dir arkadaşlar. Bir mantık, iki felsefe, üç tasavvur. Müteahhirun devrinde yukarıdakilerden hangileri eşari kelamına giriş yapmıştır? Doğru cevabımız hepsidir. 14. soruda kaza ve kader meselelerine bakışta eşariye mezhebinin yaklaştığı ekol hangisidir? Doğru cevabımız cemberiyedir arkadaşlar. 15. soruda aşağıdakilerden hangisi İsmailiye mezhebinin en eski koludur diye sorulmuş. Doğru cevabımız karmatiliktir. 16. sorumuzda ise Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer devrinde 11, 23, 632 ve 644 devlet ve toplum iradesinde tamamıyla tamamıyla lekayat ve ehliyetin hakim olması ve her iki halifenin de adalet ve hakkaniyete uygun hareket etmeleri sebebiyle toplumda başka bir iradeciyi iş başına geçirme özlemi ortaya çıkarmamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin yukarıda verilen ifadenin sonucu olduğu söylenebilir denilmiş cevabımız arkadaşlar Ali taraftarlığının belirli ölçüde siyasi bir taraftarlıktan öteye geçmemesidir doğru cevabımız. 17. sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisi Ali'nin ilahlığını, vasiliğini, Ali evladının kutsallığını, geleceği bildiğini, tenasüh, recat, bedava, ibaha ile ilgili iddiaları ileri süren Kassani müşterek ismi altında toplanan fıkralardan biri değildir. Doğru cevabımız şiat Osman'dır. 18. soruda ise aşağıdakilerden hangisi Ke saniye ismi altında toplanan gali fıkralardan değildir. Doğru cevabımız Sebeyye'dir. 19. sorumuzda ise Şia özellikle Ali'ye tabi olanlardır. Onlar ister açık ister gizli olsun nas ve vasiyette onun imamlık ve halifeliğini ileri sürmüşlerdir. İnançlarına göre imamlık onun oğulları dışına çıkmaz diye şiayı tarif eden alim aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevabımız şehristanidir. Şimdi burada şeriye özellikle Ali'ye tabi olanlar dediğimizde şehristaniyi hemen işaretliyoruz arkadaşlar. Doğru cevap. 20. soruda ise Ehli Beyti İmamı Cafer Sadık'tan sonra İmamet'in onun büyük olduğu İsmail'in ve ondan sonra onun soyundan gelenlerin hakkı olduğunu iddia edenlerin oluşturduğu Şii grupların mezheplerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevabımız İsmailiyedir arkadaşlar. Yani Ehli Beyt İsmailiyedir. Evet arkadaşlar bu deneme sınavımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.